Burası tabii ki önemli bir konu. Yani bilimcilik, science'la scientism'in arasını ayırmamız lazım. Fark şu, yani bilim bu evrenindeki süreçleri tarif eden, deneye, gözleme başvuran, bolca matematiği kullanan bir uğraş. Yani aslında bizim evreni, insanı tanımamızla ilgili bir uğraş. Bilimcilikse bu uğraş dışında başka hiçbir bilgi türü olamayacağını söyleyen bir şey. Birçok felsefeci de bu bilimcilikle şöyle alay ederler adeta. Derler ki hani bilimciler bilimsel bilgi dışında başka bir bilgi olamaz dediklerinde. Bu sizin söylediğiniz cümle bilimsel bir cümle mi? İfadenin değil. Tarzı bile bilimsel tabii, değil yani, aslında değil mi? Şöyle diyelim. Bilimsel bilgi dışında başka bir bilgi olamaz cümlesinin kendisi bilimsel değil. Çünkü böyle bir şeyi gözlemleyemiyorsunuz. Evrene baktığınızda bilimsel bilgi dışında başka bilgi yoktur diye bir şey gözlemlenemiyor ki. O zaman peki bu cümle nedir? Bu bilim felsefesiyle alakalı bir cümledir, bir iddiadır. Yanlış da bir iddiadır. Yani sonuçta felsefi bir iddiadır ama. Yani bildiğimiz deney gözleme dayalı bilimle alakalı bir iddia değildir. O zaman bilimcinin kendi ifadesi bile baştan çelişkilidir. Bilimcinin evet. kendi ifadesi kendi kriterine uygun değildir. Değil mi? Deney evet. ve gözlem temelli bir şey değildir. Akıldan çıkar sana. Deney gözlem olmadan akıldan çıkar sana. Bir bilgidir. Evet. Bu bilgi. Ahlakla ilgili birçok kaideler, mesela bilimle alakası yoktur. Mesela diyelim ki masum bir insanı öldürmemek, başkalarının malını çalmamak, insanları aldatmamak gibi yani insanların büyük bir çoğunluğunu kabul ettiği ahlaki ilkelerin hiçbirinin bilimle alakası yoktur. Ama bunlar da bizim için değerli bilgilerdir. Çünkü etik bilimsel değildir. Tamamen bizim inandığımız, yaşadığımız, doğruluğuna inandığımız davranış türleri tabii. daha çok ya da önermeler. Tabii ondan sonra işte felsefeyle ilgili bilgiler. Mesela demin söylediğimiz bilimcilikle ilgili yaptığımız analizler, mantık yürütmeler. Bunlar da deneyle, gözlemle alakalı değildir birçok felsefeyle. Yani felsefe deneyle, gözlemle ilgili deneyden gözlemden gelen bilgileri göz önünde bulundurur ve bulundurmak bence zorundadır. Günümüz felsefecinin büyük bir eksikliği bu deneyden gözlemden gelen bilgilere yeterince bence emniyet vermemeleridir. Ama yani felsefede bilim eşitliğidir ve insanlık için felsefi bilgi de önemlidir. Dinden gelen bilgiler, neden buradayım, nereye gidiyorum, niye varım şeklinde bilgiler, bunlar da bilimle alakalı bilgiler değildir. Ama bu bilgiler de bizim için önemlidir. Bizim için en önemli sorulardan biri olan bu hayatı nasıl yaşamalıyım sorusunun cevabı dindedir. Neden buraya geldiğimizin cevabı dindedir. Diğer taraftan estetikle, sanatla ilgili, neyin güzel bulup bulmamayla ilgili ifadeler de bilimle alakalı değildir. Kısacası bilime yanlış rol biçmede birçok bilim felsefecisi de bunun yanlış olduğunu söylemişti. Bu zaten bilime iyilik değildir. Yani böyle bir şey yapmak. Yani hatta bilime zarardır. Gereksiz yere bazı kitlelerin bilime düşman olmasına da bu sebebiyet vermişler. Yani düşman olanların yani bu kendi suçudur tabii ki. Yani bilime düşman olmak. Yani bilimcilik adına yapılan, biz hep bazen şunu da söylüyoruz değil mi? Bu programda kaç kere söyledik hani. Din adına yapılan hatalardan dolayı, bazıların din adına ortaya çıkıp da dini sömürmelerinden dolayı dine küsmek çok büyük bir hatadır diyoruz. Evet. Bunun için hatta şey örneğini verdiğimizi hatırlıyorum bu programda. Hiç üç kağıtçı tüccarlardan evet. dolayı paraya küseni görmüyoruz. Ama aynı şeyi bilim için de söylememiz lazım. Bilimcilik gibi yanlış tezler yüzünden veya bilim adamlarının bir kısmının ateizmle bilimi birleştirmeye çalışmaları yüzünden yani bilime kızmak, evet. hani bazı din adamlarının yanlışlarından dolayı dine kızmak gibi o da kendisi yanlış bir davranıştır. Bundan kaçınmamız lazım. İnsanlar